Sevgili yay burçları, Rabbim dualarınızı kabul etsin inşallah. Kötü insanlardan böyle ruhen, bedenen, zihnen uzak olmanızı, şerlerden Rabbim sizi korusun inşallah, iftiralardan korusun. La havle ve la kuvvete illa billahül aliyyül azim diyorum, başlıyorum. Yay burçları 5 Ekim 11 Ekim arasındaki günlerde bir perşembeden bir perşembeye sizleri neler bekliyor? Tek tek açıklamaya çalışacağım. Rabbim biliyorsunuz her şeyi insanların ve bizim iyi niyetli insanların emrine vermiştir. Kötülere mani olsun inşallah Rabbim. Hadid suresi 20. ayette ki hadid bu arada demir demektir arkadaşlar. Kuvvet veren anlamındadır. Demirle ilgili de muhtelif söylemler var. Hani bizim gezegenimize ait olmadığı ama başka bir gezegenden getirildiğine dair böyle yani Kur'an'ın mucizelerinden birisidir. Hadid suresi bize kuvvet verir her daim. 20. ayette der ki müminler için Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Ya iyiliklerinizden dolayı yay burçları Rabbim size şöyle ifade edebilirim. Rabbim bir akış verecek, işlerinizde bir akış, bir tıkanıklığın giderilmesi. İyi olduğunuz için, iyilik topladığınız için siz zaten felsefeye, dine, doğaya saygılı böyle acıklı hikayelere bayılan, kim böyle böyle acı içinde oluyorsa, kim böyle sıkıntı içinde oluyorsa, böyle onların yardımına koşan, felsefi değerleri yüksek, güzel eğitimli insanlarsınız. Kalbini de Allah'a açtığın için bu hafta güzelliklerin, iyiliklerin dolacağı bir hafta olacak. Kalbine acı, keder, elem gelirse kalbini hoş tut sevgili dostum. Ve 9 bu haftaki senin uğurlu sayın. Unutma bunu sevgili yay burcu. 9 uğurlu sayın ve senin bu haftaki uğurlu rengin mavi ve mavinin bütün tonları sana mavi hem özgürlük getirecek hem de düşüncelerinde, duygularında ferahlama, rahatlama getirecek. Mavi aynı zamanda biliyorsunuz Jüpiter'in rengidir. Bence nazardan da koruyacak, dualarda kabul olacak. Bir konuşmaya katılabilirsin, bir görüşmeye katılabilirsin. Özgürce duygularını ifade ediyorsun. Eylem adımların böyle güzel olaylarla kaplanacak. Hayvan hakları olabilir, sokak hayvanları olabilir. Her neyse bir takım canlıların hakkını, doğanın hakkını vereceksin, onlara güç katacaksın, onları savunacaksın. Böyle insancıl yönün çok özgürce ve böyle dramatize olarak ifade edilmiş. Kısacası güçsüz hayvanlara, katledilen doğaya karşı böyle bir sosyal medyada katılım yapabilirsin. İnsanlar arasında böyle toplantılar olabilir, hayvanları koruma derneği gibi, doğayı koruma derneği gibi doğa yürüyüşü olabilir. Bunlara katılacağını ve de geçmişte yapılan bazı hatalar dolayısıyla bazı insanlara eleştiri getirebileceğini, ruhsal olarak da çok büyük desteklendiğini görüyorum. Sen doğayı ve hayvanları savunmasız canlıları koruduğun için Rabbim de seni koruyor. Hadid suresi deki gibi demir gibi kuvvetlisin. Hastalık, sıkıntı, üzüntü ne varsa korunuyorsun. Üzerinden atılmışsın. Hakkın rızasını kazanacaksın. Arkadaşlar, yay burçları gerçekten bu hafta herkesin ve özellikle ilahi olanı Rabbimizin rızasını kazanıyorlar. Evet. Önümüzdeki Salı günü bir yarım kalan işleri tamamlayacaksın. Cumartesi, pazar bir yerlere gidebilirsin. Yine bu hayvanlarla ilgili falan, doğayla ilgili yürüyüşler, hayvan haklarıyla ilgili toplantılar, bunlara katılabilirsin. Ondan sonra bazı zıtlaşmaların, kötülüklerin gittiğini, çünkü senin iyiliğe ve dünyaya hizmet ettiğin için
kötülüklerden korunduğun bir hafta olduğunu, bir hediye alışverişi olabileceğini, sevgi alışverişi olabileceğini, annenizden, babanızdan, ailenizden destek geldiğini ve bir uzun süredir öğrenmek istediğiniz sır olan bir konunun öğrenileceğini, çabanızın boşa gitmediğini, üzüntülerinizin boş yere olduğunu görüyorum. Hüznünüz, kötülükler ve kısıtlı bir dönem sona ermiş. Önünüzde cenneti baki gibi çok güzel bir dönem açıldığını görüyorum. Dediğim gibi her türlü rıza makamı seninle olacak. Şimdi arkadaşlar, bir gücünüzün, maddi gücünüzün yetemediği bir konuyla ilgili bir takım isteklerinizi, çabalarınızı ertelemişsiniz. Önünüze fırsat gelecek. Hiç merak etmeyin. Rabbimin bolluk enerjisiyle dolup taştığınızı ve bir bolluğa kavuşacağını, arzu ettiğin bir şeylere kavuşacağını tevekkül ettiğin için sıkıntıların bittiğini söyleyebilirim sevgili arkadaşım. Şimdi sevgi enerjisi çok yoğun, seni yukarılara taşıyor, tutkulu, arzulu bir sevgi var. Bir vazgeçişten sonra, bir kötü etkiden sonra ailenin sana destek olacağını, bir kişiye karşı özel bir ilgi duyduğunu, bu kişiyle beraberliğin olacağını, iyiliğin ve iyi bir enerjinin seni yükseklere taşıyacağını söyleyebilirim. Geride bıraktığın kişi kötü niyetli bir insan, hala gelmek istiyor ama diyor ki kabul edersen sen diyor. Bak, kötü giden ilişkilere dair bir önemli söz söylüyorum. Diyelim birisiyle ihanet, yalan, dolan yüzünden ayrıldın. Tekrar bu insan seninle barışmak istiyor. Bunu bir mercek altına alıyorum. Diyor ki yıldızların aynı hataları tekrar edecektir. Bunun soyu da sopu da pis bir insandır diyor. Bak, geride bıraktığın sevgilin, erkek arkadaşın, kız arkadaşın, her neyse, tekrar geliyor, eğri cetvelden düzgün çizgi çıkmaz diyorum. Bunu ben söylüyorum. Çünkü soyu sopu kötü birisi çıkıyor karşına. Bununla bütün elveda de, ilişkilerini, karma bağlarını kes. Fakat şunu unutma arkadaşım, yani bir nehirde iki kere yıkanılmaz. Yani tekrar tekrar dener aynı hata yaparsan sıkıntı büyük. Yeni bir insanla devam edebilirsin. Evlilik, barış, mutluluk olacağını görüyorum. Yeni bir dönem sana çok iyi gelecek. Ve iki ay ya da iki yılda çektiğin kötü bir ilişki bitiyor. Ve bir şehre sırtını dönüp gidebilirsin. Bir şehirden ayrılabilirsin. Seni rahatsız eden ne varsa veda edeceksin. Resmi bir evrakın var, mühürlü bir işlemin var, onu alacaksın ve insanların gözünde çok yükseleceksin. Bazı küçük birikimlerin var, onun üzerine başkalarını da biriktirebilirsin. Bir anda araba ya da ev alma durumunu gerçekleştirebilirsin. İnişe geçtiğin, moralinin düştüğü bir konuda önce bir kendini toparlıyorsun, sonra birkaç kişinin desteğiyle, kan bağın, can bağın olan birkaç kişinin desteğiyle bağ kuruyorsun. Bir takım imzalar atılıyor, el sıkışılıyor, bir ticaret, bir alım satım seninle oluyor. Tabii ki ben genele hükmettiğim için, genel bakım yaptığım için herkes kendine göre yorumlasın efendim. Kimisi araba almak ister, kimi ev satmak ister, kimi tarla takım almak ister, kimi iş akdi sözleşmesi ister. Onu kağıt, kalem, imza ve mühür gördüm. Bunların hepsi olacak. Bu işlerle ilgili hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama ve bir tamamlanma süreci görüyorum. Gayrilerinden ayrılacaksın. Özel bir yerin olacak. İnsanlar arasında sözün makbul olacak ve bir hakkı alacaksın. Hakkın olan bir şeyi alacaksın. Allah gözünü, gönlünü her türlü iyilikle donatılacak
ve bir karar vereceksin, hürmet, hizmet göreceksin diyor. Zikrinizi vermek istiyorum. 134 kere ya Samet zikri kimseye ihtiyacı olmayan anlamındadır. Herkes ona muhtaç, o kimseye muhtaç değil. Rabbimizin önemli sıfatlarından birisidir. Rabbim Samet sıfatıyla ya Samet, ya Samet, ya Samet 134'tür tekrar sayısı. Size kimseye muhtaç olmadan birikiminizin üzerine birikim koyar inşallah, tevekkül edersiniz, kafi gelir. Belalardan kurtularak, iyiliği çağıraraktan mal mülk sahibi olabilirsiniz. Sevgi enerjisini aktifleştirebilirsiniz. Seviyorum sizi, güzel yüreğinizden öpüyorum. Beğenip yorum yapmanızı rica ediyorum, zira emeğe saygı adına. Hoşça kalın, dostça kalın yay burçları. Gelecek perşembe Jüpiter gününde buluşacağız efendim. Görüşmek üzere.